Aşk zaten nefrete dönüşür dostum. Aşk biraz riskli bir konu. Kadınların en çok istediği şey yargılanmamak ve anlaşılmaktır. Burada kadınların çok büyük hataları olduğunu görüyorum ben. Mesela yanlış birisi olduğunu bile bile devam etmek. Adamla olmayacak duaya amin demek. Aslında mutsuz olacak belli bir evliliğe girmek. En baştan belli. Ailesiyle anlaşamasa da işte adama kafayı takmak. Adam çok kıskanç derken işte beni seviyor diye kendini kandırmak. Kıskançlık sevgi değildir. Niye erkekler kestirip atıyor ya da kadınlar neden uzatmayı seviyor? Abi kadınların olayın her safhasıyla, her yönüyle bir görme isteği var. Biz ise sonuç odaklıyız. Kadınlar süreç odaklı. Her süreçle ilgili bütün detaylara bakar. Ama erkekler ki ya bunun sonucu ne oldu sen bana onu söyle. Jack Nicholson'ın benim çok sevdiğim bir sözü var. Çok zampara bir adam Jack Nicholson. Yani kaç kadınla birlikte olduğu bilinmiyor falan. Diyor ki ben yakışıklı bir adam değilim ama ben kadınları dinliyorum diyor. Hepinizi Peugeot Göral'a bekliyoruz ona göre. Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yeni bölümle karşınızdayız. Ve tabii ki konuğum her zamanki gibi bizde klasik kendini alkışlayacak. Alkışlarınızda Adil Yıldırım bizlerle birlikte. Ama alkışlıyoruz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın abi? İyiyim ya. Teşekkür ederim bu güzel davet için. Çok farklı bir yayın olacak araçtan. Benim için de çok iyi olacak. Çünkü sosyal medyada hep karşıma çıkıyorsun. Özellikle kadınlar belki seni biliyor ama erkekler de çok takip ediyor. Çünkü ilişkilerinde nasıl denge kuracak, nerede stratejik davranacaklar? Aslında sen doğru yolu bir şekilde bizlere gösteriyorsun. Bir arkadaşımız oradan bizi izliyor görüyorsun. Evet. Şöyle başlamak istiyorum. Adil Yıldırım kimdir? Kendi ruhuna yolculuk yapan bir adam diyeyim. Ben bütün yolculuğum kendi ruhuma aslında kendime ulaşmaya çalışıyorum. Kitapları da onun için yazdım. 10 tane kitabım var. Bu kitapların 6 tanesi roman, 4 tanesi ilişkiler. Aslında çok bilinmeyen bir şeyle başlayalım. Ben aslında roman seven ve roman yazan biriyim. Evet. Ve tanınma maceram diyeyim. 2017 senesinde ilk romanımla başladı. Gecede Saklı Yalnız Aşklar. Yani bu kitapla başladı ki İtalya'da geçen bir hikaye. Bir aşk hikayesi. Evet. Sonrasında YouTube videolarımla benim mentörlüğümü, işte ilişkiler konusundaki danışmanlığımı insanlar tanımaya başladı. Ufak ufak başladı zaten. Sonra açıkçası milyonlara gideceğini de çok hayal etmemiştim. Bugün işte Allah nasip etti. Hani neredeyse 10 milyon kişi izliyor, takip ediyor. Takip etmese de videolara bakıyor falan. Dolayısıyla bu da güzel bir şey yani. Muhteşem bir şey. Ya aslında bir emeğin karşılığı. Evet. İnsanı gerçekten de evet, mutlu ediyor. Şimdi ilişki koçusun. Ben şeyi çok merak ediyorum. İlişki koçuyla psikolog arasındaki fark nedir? Evet, çok derin bir fark var abi. Ben belki de en çok psikolog değilim diyen, altını çizen kişilerden bir tanesiyim. Şimdi insanın kendiyle ilgili çözmek istediği birçok konu vardır değil mi hepimizin? Var. Travmalarımız vardır, çocukluktan gelen falan falan. Bu konularla ilgili psikoloğa gideriz ya da psikiyatriste gideriz. İşte gerekirse ilaç yazarlar, doktora gideriz değil mi? Şimdi benim mesleğim bu değil. Ben bir ilişkide analiz yapıyorum. Yani ben daha çok partneri analiz ediyorum. Ben diyorum ki kendinle ilgili konular olduğunda lütfen bana gelme. Sen mesela bir adamla birliktesin diyorum işte papatyama. Bu adamı çözemiyorsun. Attığı mesajı çözemiyorsun. Davranışlarını çözemiyorsun. Çünkü kadınlar genelde bizi anlamıyor ya. Çok doğru. Şimdi ben onu çözerim diyorum. Yani sana onun aslında ne yapmaya çalıştığını ben söylerim. Ya da işte erkekler de geliyor. Bak ben kadının burada sana aslında neyi anlatmak istediğini söylerim. Çünkü yani yaklaşık 16 bin kadınla çalıştım abi. 16 bin kadın çok ya. Çok iyi bir sayı yalnız ne ya. Ne diyorsun evet, bu rakama? İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz evet. 16 bin iyi bir rakam değil çok, mi? Çok çok iyi. Birebir çalıştım ve bazen kendimi açık söyleyeyim yani bir papaz bir rahip gibi hissediyorum. Çünkü bana günah çıkartıyorlar. Ve açıkçası bu da o insanların bir ihtiyacı gibi ve bu bilgiler benimle mezara gidecek. Özel bilgiler. Ya bu büyük bir bilgi yükü aslında. Yani büyük bir database var bende. Oradan mesela şeyi de oradan biliyorum işte burçları falan. Çünkü hangi burcun kiminle anlaştığını yıllar içinde ezberledim artık ya da kimle anlaşamadığını. Çünkü ben burçları hep sorarım. Büyük bir neyse yani her yönüyle büyük bir database. Yaklaşık da zannediyorum 3500'de erkekle çalıştım. Yaklaşık 20 bin kişi ediyor bu. Birebir çalışmalar olduğu için de büyük bir bilgi birikimi. Ama tekrar ve tekrar hep söyledim ben psikolog değilim. Evet. O başka bir meslek.
Peki seni hiç bunalttığı oluyor mu? Biraz önce database'den konuşuyoruz ama bu database'in dinleye dinleye onun derdi, bunun derdi. Çünkü insan belli bir süreden sonra arkadaşının bile derdini şöyle bir 5-10 dakika dinlese şey diyor, tamam yeter Allah aşkına yeter diyor. Değil mi? Böyle bir şey oluyor mu? Abi mutlaka oluyor. Yani eğer kendine terapiler bulamazsan bitersin bu işte. Bak bitersin. Yani sen diye bir şey kalmaz. Sen eriyip gidersin. Gerçekten öyle. Çünkü zor bir şey. Ve eğer hakkını vererek yapıyorsan, yani gelen her insana gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorsan, bir yol açmaya çalışıyorsan çok zor bir iş. Bunun zorluğu belki dışarıdan hani o kadar zor olduğu gözükmüyor. Hatta mesela benim kuzenlerim falan ne güzel abi hep kızlarla çalışıyorsun falan diyorlar. Ama işin o tarafını görmüyorsun ki. Sana geldi gelen bana sor. Her insanın bir ihtiyacı var. Yani ben ona artık cinsiyet olarak bakmıyorum yani. Bir iş haline dönüşüyor bir zaten. Bir iş, profesyonel bir olay bu. Öyle evet. Düşün. Zorlukları var. Yalnız benim meditasyonum vardır. Ben her gün 1,5-2 saat meditasyon yaparım. Çok iyi. Ve bu benim yani hayatımı kurtarmış bir şeydir neredeyse yani. Önem verdiğim bir konu meditasyon. Toprakla çok fazla ilişkim var. Çok fazla toprağa basarım. Doğada gezerim. Yürüyüşler yaparım. Müzikle aram çok iyi. Yani kendime bazı çıkış yolları buluyorum. O bana verdikleri enerjiyi ben de veriyorum toprağa falan yani. Ya da suyla işte çok fazla ilişkim olur. Bir şekilde çıkarıyorsun değil mi o derdikleri? Mecbursun. Evet. Serkan bu işin şakası zor, yok zor, yani. Şimdi burada niye durdum onu söyleyeceğim. Normalde ben burası bizim checkpoint noktamız. Evet, konumuzu abi. Arabayı burada veriyoruz ama sen Ankara'da çok ben fazla. Ben co-pilot olarak çok mutluyum. Şu an mutlusun, devam ediyorum o zaman. Ben devam edelim diyorum ya. Ben co-pilot olayım ya. Arabayı nasıl buldun? Çok sessiz değil mi bu arada? Araba çalışıyor ama belli etmiyor. İlginç bir şeyi var değil mi? İnanılmaz sessiz ve rahat. Gerçekten çok beğendim ya. Sen aracı. Şu an evet bayağı da böyle bir rahatsın. Ben aracı ya, çok beğendim yani. Peugeot'a tebrikler diyelim buradan. Evet. Peugeot'a da buradan sesleniyoruz. Belki bize bir indirim yapar diye buradan da belirtelim yani. Yarın bir gün olacağı belli olmaz. İnşallah. Peki kadınlar mı daha çok geliyor, erkekler mi? Onu merak ediyorum şimdi. Kadınlar abi. Kadınlar çok gelir. Düzeltmek ister, sıkıntıları çözmek ister. Kadınlar çok mücadeleci bir cins yani. Bizim gibi değil. Biz olmuyorsa mesela abi ya uğraşamam deriz gideriz yani. Ama kadınlar öyle değil. Kadınların olaylara bakış açısı zaten çok detaycı. Milyon tane detayı didikler, bakar, analiz eder, düşünür. Yani kadın kesinlikle daha çok geliyor bana. Çözebiliyorlar mı peki kadınlar? Yani hani sana geldikleri zaman sonuçta ilişkisinin derdini anlatıyor. Kendi derdi olduğu zaman sen zaten orada diyorsun ki bu benim alanım değil. Evet. Sen psikoloğa gideceksin. Senin kendi başına bir problemin var. Evet. Eşiyle ilgili en büyük hangi derdi anlatıyorlar mesela? Hani kadınlar çok şuna çeşitli şikayetçi. Konular var ama en büyük temel konuyu söyleyeyim galiba sorunu anladım. Kadınlar bizim de onlar kadar detaycı olmamızı istiyorlar. Ama biz onlar kadar detaycı olamayız. Database'imiz çok müsait değil. Yapımız çok müsait değil. Yani kadınların en çok istediği şey, açık konuşayım, yargılanmamak ve anlaşılmaktır. Kadının en temel duyguları bunlardır. Yani ben bir şeyler yaşıyorum. Toplum beni yargılıyor, insanlar yargılıyor. Hayır, ben yargılanmak istemiyorum. Bunlar benim yaşamak istediğim şeyler. Bir ilişki olur, evlilik olur, neyse. Ve aynı zamanda da eşimin beni anlamasını istiyorum. Ya anlaşılmak. Jack Nicholson'ın benim çok sevdiğim bir sözü var. Çok zampara bir adam Jack Nicholson. Yani kaç kadınla birlikte olduğu bilinmiyor falan. Diyor ki ben yakışıklı bir adam değilim. Ama ben kadınları dinliyorum diyor. Wow, çapkınlık dinlemekle ilgili bir şey. Yani kadını dinlediğiniz zaman... Bu arada tüyo veriyoruz. Kadınları dinlediğiniz zaman otomatikman zaten o kadının gözünde beni anlamaya çalışan bir adam olarak konumlanırsınız. O da çok değerlidir. Ama kaç tane erkek kadını dinler yani? Aman tam uzatma deriz değil mi çoğunlukla? Ki zaten tartışmalarda, kavgalarda da şey var. Hani erkek bir an önce uyuyayım, bir an önce tartışma bitsin maçı izleyeyim, bir an önce tabii çözülsün diye. Niye erkekler kestirip atıyor ya da kadınlar neden uzatmayı seviyor? Abi kadınların olayın her safhasıyla, her yönüyle bir görme isteği evet var. Biz ise sonuç odaklıyız. Kadınlar süreç odaklı. Her süreçle ilgili bütün detaylara bakar. Ama erkek der ki ya bunun sonucu ne oldu? Sen bana onu söyle. Yani 2 kere 2 4 bitti. Bizim sonuç odaklı olmamız nedeniyle tamam. Biz o kadar detaya falan inmiyoruz. Yani sonucu söyle deriz değil mi? Çok detayları boş ver abi sen bana sonucu söyle deriz. Konuyu kapatırız. Bizim o kadar tahammülümüz olmuyor. Bunun sebebi erkeklerin beyinde sol tarafı, kadınların sağ tarafı kullanması. Ya bu anatomik yaratım süreciyle ilgili bir şey. Kadınlar yaratıcı ve detaycı tarafı kullanırken biz mühendis kafa yani mantık odaklıyız. Anatomik olarak onun için kadınlar işte Mars Venüs muhabbeti var ya oradan ileri geliyor erkek ve kadın arasındaki büyük fark. Peki
Sence senin fikrin, gördüğün, dinlediğin olaylarda erkekler nerede hata yapıyor? Kadınlar acaba hangi noktada yanlış yapıyor? Valla burada kadınların çok büyük hataları olduğunu görüyorum ben. Yani mesela yanlış birisi olduğunu bile bile devam etmek. Adamla olmayacak duaya amin demek. Aslında mutsuz olacak belli bir evliliğe girmek. En baştan belli. Ailesiyle anlaşamasa da işte adama kafayı takmak. İşte ne bileyim, bin tane şey sayarım. Yani mesela adam çok kıskanç derken işte beni seviyor diye kendini kandırmak. Kıskançlık sevgi değildir. Ya birçok konu var. Kadınlar dostum kendilerini çok kandırmayı seven varlıklar. İnanmak istiyorlar. Yani. İnanmak istiyor abi. Diyor ki böyle olduğuna ben inanıyorum diyor. O inanç nereden geliyor? Öyle bir gerçekten mantık var mı? Yok. Mesela ilişkiyi analiz ediyorum, öyle bir şey yok. Ama inanmak istiyorum diyor. Ne yapacaksın? Şimdi mesela bu çok ilginç bir şey. Kadınlarla ilgili çok fazla konu var gözlemlediğim. Ama bu hep dikkatimi çekmiştir. Biz şöyleyiz yani. Ya bir ilişkide yok abi bana göre değil der adam. Tamam mı? Bakarım mesela arkadaşım. Yok abi bu kız bana göre değil der. Bitirir olayı. Yani onu değiştirmeye çalışmaz bir erkek. Der ki uyumlu değilim der ya, bu kadar. Ama kadın yıllar süren mücadelelere girebiliyor mesela. Çok ilginç bir şey. Yani ilginç diyorum çünkü size şunu söyleyeyim. Bir erkek için anlaşılması zor bir konu. Biz o kadar uğraşmıyoruz mesela hiçbir şeyle. Bizdeki durum biraz daha şey değil mi? Biraz önce söylediğim gibi aslında biz biraz daha sonuç odaklı olduğumuz için mantık bir şekilde devreye giriyor herhalde erkekte. Yani sonuçta ne olacak? Mutlu tabii. Olacak mıyım, olmayacak mıyım? Sonuç nedir? Bitti. Bana sonucu söyle. Evet. Sonuç nedir? Ya beni uğraştırma gibi. Sanırım kadınlar savaşmayı da seviyor. Yani çok. Olmayacak şeyi yapmaya çalışmayı, başarmayı. O da bir etken diyebilir miyiz acaba? Abi kadınlar mücadeleci ve daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hırslı. Kadınların hırsı herhangi bir erkekten milyon kat fazladır. O kadar diyorsun yani. Kadın çok hırslı bir varlık. Bak kadın var ya, kafayı taksın sonuna kadar gider ve onu kimse durduramaz. Öyle bir varlık. Yani inanılmaz bir yaratım süreci olmuş kadının. Erkek hırslıyım diyen bir adam bile ya o tamam uğraşmayayım der, kapatır konuyu. Bir süre sonra değil mi abi? Çok doğru. Çok mesela doğru. İki erkek arasındaki bir tartışmayı düşünelim. İki vır 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 dır 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 falan sonra bitti. Ya tamam git yoluna, benim canımı sıkma, bitti. Bitti. Ama kadın bir kafaya taksın bir kız arkadaşını ya da birini, onunla ilgili planlama, program, detay, ben göstereceğim sana falan. Çok ve işin daha garip tarafı yıllar geçsin bu değişmez. Daha da büyür yani. Peki onları nasıl tutuyorlar? Biz nasıl tutamıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Yani sen diyelim ki ilişkinde birisiyle bir konuyla ilgili tartışıyorsun. Evet. Belki bir hafta sonra unutuyorsun ama kadın da 10 yıl önceki ben olay... Bir gün içinde unutuyorum. Evet, 10 yıl içerisindeki durum kalıyor orada. Niye öyle bir şey oluyor onu anlayamıyorum. Yani bu bizdeki hata ne mesela? Şöyle, kadınların o kadar kafayı takıp biraz da saplantı yapmalarının en büyük sebebi beyinde sağ tarafı kullanmaları. Şöyle, bütün sanatçılar dünyada, bütün şairler, yazarlar, işte şarkıcılar hep beyinde sağ tarafı kullanır. Çünkü bunlar olayların içindeki detayları görebilirler. Kadınların bu detaycılığı aslında onlar için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Muazzam bir dezavantaj oluyor yani. Detaycılık iyi bir şey gibi görünebilir. Ama işte saplantı yapıyor, takıntı yapıyor. Mesela nefretle yaşar bazısı. Adamdan ayrılmış, 4 sene geçmiş, adamdan nefret ediyor hala mesela. Hala değil mi? Diyor ki hayır diyor, ben diyor ona göstereceğim. Bu nasıl bir şey ya? Hayatını bu nefret üzerine kurmuş mesela. Bütün hayatını. Başka bir duygu yok. Ve çok garip bir şey, nefret bir insanı aynı zamanda ayakta da tutan bir duygu, biliyor musun? O kadar güçlü bir duygu ki, ya sen onu bir beslendiğin bir şey olarak düşünürsen, hayatta seni tutabilir. Çok garip. Aşk zaten nefrete dönüşür dostum. Aşk biraz riskli bir konudur yani. Ben aşk mesela kötü sana bir şey söyleyeyim. Ben mesela bazen bir kız bana hani aşığım sen falan dedi. Ben korkardım, derdim aman sakın. Sakın, çünkü o biliyorum yani benden beklediğini bulamazsa nefrete dönüşecek. Çok doğru. Çok doğru. Sakın derdim bana aşık olma. İstemiyorum o duyguyu. Çok yoğun bir duygu. Ve bir kadın beklediğini de bulamazsa karşılık olarak, hani diyelim ki sana aşık oldu. Sende hiçbir hareket yok. Allah, artık senden nefret etmesi bir saniye sürer. Çok doğru ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Nefret eder ve o zaman sen o nefretle uğraşırsın. Çok doğru. Vay be. Peki hangi burçlar böyle daha şey, ilişkide daha başarılı ya da daha başarısız? Valla başarı başarısızlık, ya biraz bu ilişkilere bir keyif olarak bakanlar, bakmayanları söyleyeyim ben sana, tamam mı? Mesela bir ikizler için ilişki konusu keyiftir yani. Der ki ben keyfime bakarım, canım sıkılır giderim, bu kadar. Umursamaz yani hiçbir şeyi.
bir koç için, mesela koç burcu için ilişki keyiftir abi. Yani koç burcu eski sevgilisiyle ilgili bir sıkıntısı olmaz. Bana ne der ya, bitti her şey. Kapatır konuyu. Tamam mı? Yani oralara fazla takılmaz. Koç, ikizler, ondan sonra yay. Yay da keyfine bakar. Der ki ben gezerim tozarım, bana ne. Ama bazı burçlar vardır. Yengeç. Tamam mı? Ben kiraziyim mesela. Balık. Bak şimdi oraya da geleyim. Yengeç, balık. Ondan sonra şey mesela aslan. Bunlar kafayı takar. Ve bunlar o hesabı bitiremez kafada. Yani der ki bu işi ben her türlü bilmem ne bilmem ne, tamam mı? Şimdi uğraşırsın yani. Çok kötü yalnız yani. Terazi erkeğinden kadınlar Serkan çok hoşlanmıyor. Çok çapkın diyorlar yani. Öyle mi diyorlar? Ha vallahi öyle diyorlar. O zaman genellemeyelim biz bu olayı. Seninle ilgili değil de yani genel teraziyle ilgili öyle duyuyorum. Terazi erkekleri duydunuz. Böyle bir durum söz konusuymuş. Çapkın hovarda. Evet. Çapkınım hovardayım. Öyle diyor. Misin sen? Değilim. Değilim. Hiç alakam yok. Senin özel hayatına girip burada terleteyim mi? Ne yapayım? Hiç girmeyeyim. Üstüne... Zaten çok sıcak abi biliyorsun. Şeyi açamıyorum. Şimdi yavaş yavaş finale de yaklaşıyoruz. Benim okay. En çok sevdiğim konuk böyle konuklar. Çünkü bilgi birikimi aktarıyor. Ben araya hiç girmek zorunda kalmıyorum. Ben de dinliyorum ve benim en çok sevdiğim programlardan bir tanesi. Teşekkür ederim, sağ ol. Finale doğru final sorusuyla ilerleyeceğiz. Birkaç dakikamız kaldı çünkü. Peki. Şunu sormak istiyorum. Son dönemlerde boşanmaların en büyük nedeni ne görüyorsun? Sen bol bol konuşuyorsun çünkü çiftlerle. Evet, boşanmalar çok yüksek ve daha da yükselecek. Bu başlangıç maalesef. Bunun sebebi şu, kendimizi çok fazla alternatif var diye kandırıyoruz. Bu sosyal medyadan oluyor bu. Bulurum birini, aman canım bunu mu çekeceğim? Ya eskiden evliliklerde biraz fedakarlık vardı, şu an hiç yok. Doğru. Bunu mu çekeceğim? Ay ben bunun işte suratını mı çekeceğim? Bilmem ne deyip, birlikte olduğumuz insanın sıkıntısını da anlamaya çalışmadan bir anda bitirebiliyoruz. İnsanlar böyle bitiriyorlar. Bir boşluk içindeyiz, bir tüketim içindeyiz. Kimsenin aslında yaşadığı şeyden bir keyif aldığı da yok maalesef. Gelip geçip. Mesela o mekanlarda geziyorlar, şunlar bunlar gece hayatları ama hepsi aslında bir eksiklik duygusundan olur, onu söyleyeyim. Yani ne bileyim ya, insanların eşine saygısı kalmadı. Birlikte olduğu kişi, bir de şu anlayışı geri getirmek için ben kitaplarımda da hep yazıyorum. Eşiniz sizin hani birlikte sadece işte yatıp kalktığınız bir insan değil. Sizin hayatınızdaki ortağınız. Bakın bu tabire çok dikkat edin. Ortak. İyi günde kötü günde sizin yanınızda olabilecek yegane kişi. Eğer en kötü zamanda bile olamaz bu beni bırakır gider diyorsanız evlenmeyin. Bunu ilişkide anlarsınız. Yani çok önemli tüyoları ben veriyorum bütün kitaplarda. İlişkide bir insanın sizin için ortak olup olmayacağını, hayat ortaklığı. Çok ciddi bir şey değil mi? Çok önemli. Bunu anlarsınız ama sinyalleri görmüyorsanız ya da işte başka amaçlar varsa evlilikte, o zaman zaten bu iş boşanmaya gider. Evliliği, boşanmayı ben daha çok evlilik öncesi çözerim. Ben evlilik öncesi bir çifte açıkça söylerim. Siz kesin boşanırsınız ya da sizinki güzel gider diye. Bak net söylerim ve bugüne kadar yanıldığım hiç olmadı. Onlar çoğunluk beni dinlemez. Çünkü der ki yok ya biz mutlu oluruz. Bir bakarım 3 sene sonra boşanmışlar falan. Çünkü o sinyalleri ben net görürüm yani. Bir çift evlenirse boşanır mı boşanmaz mı? Ben görürüm. Biraz bir ben sorayım sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Adil, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Muhteşemdin, harika şeyler anlattın. Teşekkür ve bu bilgiler aslında hepimizi bir şekilde doldurdu ve ilişkilerde de bambaşka bir boyuta bizi çıkardın. Hı-hı. Programın finaline neler söyleyeceksin? Vallahi herkese ilişkisinde en önemlisi analiz, mantık diliyorum. Duygudan çok, mantık çok işinize yarar. Açık söyleyeyim, sadece duygu insanı aç bırakır yani. Ve de şunu söyleyeyim, şans da sizin yanınızda olsun. Bence şans da önemli. Şans ya. Çok önemli faktör. Doğru bence insana denk gelmek var ya, seni anlayacak insanı bulmak büyük şans. Bravo, çok güzel söyledin. Gerçekten de öyle. Peki, programın finali bu programdan, bu bölümden bizden bu kadar. Finalde yaparım ve artık yavaş yavaş biz de yolculuğumuzu bitirelim. Evet. Hepinizi Peugeot Göral'a bekliyoruz ona göre. Evet, bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Biraz bir ben sorayım sen anlat, işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım, biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot.